Merhaba dostlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün ben de şöyle patates tavası yapmak istedim. Etimi şöyle koydum. Şimdi buna biraz şöyle yağ ekleyeceğim. Yarım çay bardağı kadar yağ. Şimdi bunun içerisine şöyle bir yemek kaşığından biraz az salça. Şöyle salçamız, baharatımız, tuz, karabiber, şöyle toz biber, acılı. Şimdi bunu şöyle etimizle karıştıralım. Bunun içerisine şöyle soymuş olduğum 2 tane soğan, şöyle 4 patates, 3 tane domates, şöyle 6-7 tane biber, bir baş sarımsak. Şimdi bunu şöyle iri iri doğrayalım. Şimdi şöyle patateslerimi doğruyorum. Bunu şimdi iyice şöyle etimizle beraber karıştıralım. Şimdi şöyle domateslerimizi şöyle soyalım. Anne. Bugün patates tavası yapmak istedik. Güzel olur. Seversin. Herkes sever. Şimdi şöyle biberlerimizi de ince ince doğrayalım. Şimdi bunun üzerine şöyle biberimizi yayıyoruz.
Şimdi sarımsaklarımızı şöyle bir baş sarımsak. Şimdi böyle sarımsağımızı da koyduk. Şu kuyruk yağımızı şimdi şöyle biraz biraz üzerine şöyle koyacağız. Daha güzel, daha lezzetli olur. Şöyle üzerine. Şimdi bunun üzerine dur. Şöyle bir bardak su ekliyoruz. Şimdi tavamız hazır. Tuzumuzu önce baharatlarımızla beraber koymuştuk. Şimdi bunu fırına süreceğim. Derecede 1 saat pişecek dostlarım. Şimdi yemeğimiz hazır. Tavanın yanına şöyle pirinç pilavı yapmak istedim. Pirinç pilavı da tavanın yanına güzel olur. Şöyle 2 ölçek pirincimi şöyle koyuyorum. Su kasede 2 ölçek pirinç. Şimdi burada şöyle pilavın yağını koydum. Altını yakayım. Şöyle ısınsın şehriyelimizi. Şöyle içerisine aktaralım. Altını kısayım. Şimdi bu pirincimi güzel unu gidene kadar yıkayacağım. Pirincimizi şöyle onu gidene kadar yıkadım. Güzel yıkarsak pilavımız güzel olur. Şimdi burada şöyle koymuş olduğum yağın içerisine şehriyemizi aktardık. Şehriyemiz iyice kızarsın. Şimdi şöyle pilavımızın şehriyemini güzel kızartalım. Pirincimizi de yıkadık. Şimdi pirincimizi şöyle içerisine aktaralım. Bunu iyice karıştıralım. Pirincimiz yağda iyice kavrulsun. Ezanımız da okunuyor. Allah herkese ezan duymak nasip etsin. Şimdi bu kavrulmuş olan pirincimizin içerisine şöyle ısıtmış olduğum suyu içerisine aktarıyorum. 4 kase su.
çayını ölçmüş oldum. Pirinç koyduğum kasede 2 kase pirinç koymuştum. 4 kase su aktardım. Suyunu kaynattım ölçerek. Şimdi bunun içerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz. Şimdi tuzuna bakarız. Daha sonra tuzu az olursa ekleriz. Pirincimizin şöyle kaynasın. Altını kısalım. Pilavımız yavaş yavaş pişsin. Şöyle ağzını kapatalım. Pilavımızı pişmesini bekleyelim. Burada da şöyle fırına sürmüş olduğum tavam şöyle güzel güzel pişiyor. Şöyle sizlere göstereyim. Piştikten sonra servisimizi size gösteririz. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Şöyle fırınımıza koyduk. Yemeğimizi 200 dereceye getirdik. Pişsin. Hadi hoşça kalın. Pişti. Çok güzel oldu. Şöyle biraz alayım, servisini göstereyim. Şöyle yemeğimizin güzel görüntüsü. Buyurun hep beraber yiyelim. Şöyle tepsimizde de şu şekil. Çok güzel oldu arkadaşlar. Hadi hoşça kalın. Arkadaşlar biz Ceyhanlıyız. Burası Niğde. Bizleri izlemeyi unutmayınız. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Sağ olun, var olun. Hepinizden Allah razı olsun.